Bugün ne anlatmaya çalışacağım size? Biraz tabii ki dünya bizim dünyamız olan internetten birazcık bahsediyor olacağım. İnternetteki bazı trendlerden, bu trendlerin pazarlama yaklaşımlarını nasıl değiştirdiğinden bahsediyor olacağım. Ama bu slaytların üzerinden geçmek zorunda değilim. Lütfen aralarda sorularınız varsa, özellikle ilgilendiğiniz konular varsa direkt elinizi kaldırın, sorun. Sohbet havasında da devam ediyor olabiliriz. Şimdi, önce bir soruyla başlayayım size. Bu ne sizce? Network. Network. Biraz daha büyük anlamda bakarsak, günümüzün konusu, aslında bunu bahsedeceğim şey, internet. Dünyadaki internet ağını gösteriyor. Baktığınız zaman aslında yaşam olmayan noktalarda bile neredeyse internete bir erişim var. Uydu hattı üzerinden olsun, işte mobil bir hat üzerinden olsun, fakat bir şekilde internete erişimimiz var. Geriye doğru gittiğimizde, çok uzun zaman önce değil, aslında çok yakın zaman önce internet ilk başladığında Amerika'da 3-4 tane noktadan oluşuyordu. Çok kısa zamanda bu noktaya gelmişim ben. Dünyanın her noktasını birbirine bağlayan bir sinir sistemi gibi şu anda. Hatta bu şeyde Dubai'de yaklaşık 2 ay önce Dubai'de büyük bir etkinlik vardı. Google etkinliği vardı. Orayı izlemeye gittim etkinliği. Bizim ana konuşmacılarımızdan bir tanesi Windsurf'ti. Windsurf biliyor musunuz? Duydunuz mu adınız? Windsurf internette babası olarak geçer. Wikipedia'da bakın, Father of the Internet diye yazar direkt. Öyle demelerinin nedeni Windsurf internet protokolünü yazan kişi. Aslında interneti yaratan kişi, doğuran kişi. Konuşmasında anladığım gibi işte, o zamanlarda biz bu şeyi geçtiğimizde yaptığımız tek şey iki tane hat üzerinde bir bilgi paketini bir sıfır değerleriyle bir yerden bir yere nasıl aktarırız, bunun üzerine bir pilot çalışma yapıyorduk. Bu altyapının üzerine böyle bir yapının kurulacağını, bir internet ortamının kurulacağını hayal bile edemez diye bahsediyor. Şu anda Google'da çalışıyor kendisi. Bizim şey, teknolojiden sorumlu bilgilerimizden. Ondan sonra şeyi soruyorduk, bu aralar ne gibi projelerle ilgileniyorsunuz diye. Tabii ki şeydeki Google'daki görevinin yanında boş vakitlerinde NASA'da bir proje grubunda gezegenler arası iletişim protokolü üzerine çalışıyorlar. Böyle gayet sakin bir şekilde anlatıyor. Oturuyoruz, çayımızı içiyoruz, kahvemizi içiyoruz. Ben anlatıyor, işte o kadar sıkıntılı ki diyor, IP paketini gönderiyorsunuz Mars'a. İşte 45 dakikada gidiyor. Yolda bir sorun olduğu zaman kaydediyorsunuz. Sinyal almanız bir 45 dakikada. Bir paketi göndermeniz 1,5 saat sürüyor. Ondan sonra bir de tam göndereceğiniz yerde gezegen dönerse bu sefer gezegenin arkasına ulaşamıyorsunuz. Böyle gayet sakin bir şekilde anlatıyor ama çözdük herhalde. Testlerin önümüzdeki hafta yapacağız falan diyor. İnternet bu noktaya geldi şurada. Yani dünyadaki noktaları birbirine bağlayan değil, gezegenleri birbirine bağlayan bir platform. Sınırları olmayan bir platform. Ve o kadar büyük bir nüfus var ki üzerinde, rakamlara baktığımızda internetin üzerinde 1.7 milyar internet kullanıcısı var. Bu şu anki rakam. 11 yıl önceye döndüğümüzde 11 yıl önce internetteki kullanıcı sayısı 70 milyon. 70 milyondan 11 yıl için 1.7 milyar kullanıcıya gelmiş durumdayız. Bu 1.7 milyar kullanıcı, biraz sonra biraz daha detayları bahsediyor olacağız neler yaptıklarından. Her gün 3.6 milyar arama yapıyorlar internet üzerinde. Bu sadece Google aramasından bahsetmiyorum. Genel olarak arama bu. Bir video araması yapıyor olabilir, resim araması yapıyor olabilir, bir terim içerisine bakıyor olabilir. Her gün aramalardan bahsediyorum. 3.6 milyar arama yapıyorlar. Çok aktif olarak kullanıyoruz interneti. Cep telefonlarına baktığımızda 4.6 milyar mobil abone var. Bu çok önemli çünkü yavaş yavaş cep telefonları bizim internete erişim aracımız olmaya başlıyor. İşte bundan belki 3 sene önce cep telefonu internete erişim dediğimiz zaman birçok kişiye çok uzak bir kavram gibi geliyordu. Ama günümüzde birçok kişi belki farkında bile varmadan cep telefonlarından internete erişiyorlar. İşte bu trend birazcık iPhone'la başladı. Ondan sonra işte daha bizim smartphone dediğimiz daha geçmiş telefonların piyasada yaygınlaşmasıyla artmaya başladı. Ama artık internete önemli bir erişim aracımız haline geldi cep telefonu. Neden bunu buraya koyuyorum?
1.7 milyar internet kullanıcısı var ama 4.6 milyar potansiyel internet kullanıcısı var. Hatta şimdi benim ilgilendiğim pazarlardan biri olduğu için işte Afrika'ya falan baktığımızda Afrika'da birçok kişinin internete birinci giriş noktası cep telefonu. Çünkü her eve internet götürmek orada çok fazla mümkün değil. Hatlar çok iyi değil. İşte Türkiye'de belki 10 sene önce, 15 sene önce hikayelerini duymuşsanız işte eve telefon bağlatmak isterdiniz. 2 sene boyunca telefon bağlanmazdı, beklerdiniz. Şu anda Afrika'da evinize telefon atmak istediğinizde 17 seneyi bulabiliyormuş falan. Çalışma garantisi de yok. Böyle bir platformda cep telefonu da kullanılıyor. Afrika, Türkiye gibi iyi Facebook kullanıcılarından ve Facebook cep telefonları üzerinden kullanılıyor. Yani ciddi bir arayüz burada bahsediyoruz. Arama şeye baktığımızda, internet kullanımında cep telefonu üzerinden baktığımızda internet kullanımının %50'si bilgi aramak için olduğunu görüyoruz cep telefonunun üzerinden. Şimdi Google tarafına baktığımızda Google'ın dünyası arama dünyası. Yani arama dünyası derken Google'ın vizyonu belki okumuşsunuzdur. Google'ın vizyonu dünyadaki bütün bilgileri organize etmek ve o bilgileri ulaşılabilir, aranabilir, kullanışlı hale getirmek. Google'ın temel vizyonu bu. Ve çıkarttığı ürünlerin hemen hemen hepsi aslında bu vizyona hizmet ediyor. Bazı ürünler arama ürünü gibi gözükmeyebilir. YouTube'a baktığınızda mesela örnek olarak. Ama YouTube aslında o da bir arama ürünü. Video arıyorsunuz. Ve dünyadaki Google'dan sonra en çok kullanılan arama motoru YouTube. Bu arada böyle bir cihaz da var, reklamımız da var. Anada Picasso'ya bakıyorsunuz, resimleri aradığımız bir platform. Blogger'a bakıyorsunuz, blogları aradığımız bir platform. Aslında hepsi internette bilgi yüklediğimiz, o bilgileri eriştirdiğimiz platformlar. Günümüzde, demin aslında birazcık değinmiş oldum buna, arama dediğimiz kavramın tanımı çok genişledi. İnternet araması dediğimiz olay sadece bir web sitesi araması değil. Şu anda bir arama yaptığımız zaman web siteleri çıkıyor karşımıza, video sonuçları çıkıyor, haber sonuçları çıkıyor, eski haber arşivleri çıkıyor, resimler çıkıyor. Hatta şimdi harita da buraya entegre oldu. İşte bir firma aradığınız zaman eğer adresi varsa haritada kenarda hemen bir harita görseli çıkıyor. Harita üzerinde o firmanın lokasyonunu gösteriyor. Bu şekilde aramanın bayağı bir şey genişlediğini görüyoruz aradığımız formatları. Ve aramalara baktığımız zaman şimdi bir gerçek de ortaya çıkıyor karşımıza. Şimdi dünyada dedik 1.7 milyar internet kullanıcısı var. 3.6 milyar arama yapıyorlar. Türkiye'de baktığımız zaman, Türkiye'de yaklaşık 28 milyon internet kullanıcısı var. Türkiye'de de arama trafikleri çok yüksek. Türkiye'deki arama rakamlarını maalesef paylaşamıyoruz ama Türkiye'deki internet kullanımının dünyanın birçok ülkeden daha aktif olduğunu söyleyebilirim. Yani Facebook'ta dünyanın üçüncü yüksek, diğer ürünlerde de benzer bir şekilde ilk başları çektiğimizi söyleyebilirim. Onun için internet çok aktif kullanılıyor. Gün içinde yapılan arama sayıları 30 milyonlardan falan da çok yukarıda adetlerden bahsediyoruz. Bu da neyi getiriyor? Eğer biz interneti bilgi aramak için çok yoğun kullanıyorsak o zaman çevremizde gelişen olayları veya trendleri bir şekilde internete yansıtıyoruz. Gündem neyse o gündemle alakalı bilgiler aradığımız için aslında biz aramalara bakarak markalar hakkında, gündem hakkında farklı bilgiler edinme şansına sahibiz. Buna bir örnek vereyim size. Google arama trendleri dediğimiz Google'ın bir aracı. Ben kullanırım bunu için. Google arama trendleri görmeyenleriniz, bilmeyenleriniz için Google'ın arama trafiklerine işte zaman bazında, lokasyon bazında, kelime bazında, hatta kategori bazında arama trafiklerini verdiği bir uygulama. Yani buraya gidip siz X bir markanın, işte Coca-Cola'nın zaman içinde ne kadar arandığını takip edebiliyorsunuz. Adet vermiyor ama trafik veriyor. Ve bu trafik nasıl trendleri yansıtıyor? Ona çok güzel bir örnek. Mesela gidiyoruz Google arama trendlerine. Türkiye'yi seçiyoruz bölge olarak. Tarih olarak Ocak 2008'den Ocak 2010'a kadar olan dönemi seçiyoruz. Aradığınız kelimelerle otomobil, Volkswagen, Renault, Fiat, Hyundai. Birden fazla kelime de yazabiliyorsunuz karşılaştırmak için. Karşınıza arama trafiği çıkıyor. İşte dalgalanıyor. Belli dönemlerde biraz daha fazla aramalar var. Şurada bir dişil hangisi, işte Fiat biraz daha fazla aramış. Şurada Renault biraz daha yukarı çıkmış. Tam 2009'un ilk çeyreğinde hepsinin aramalarında inanılmaz bir fırlama var.
Sonra dalgalanma biraz daha aşağı devam ediyor. Ben size sorayım, bu tabloya bakarak ne gibi bulgular elde edebilirsiniz? Belki bir fırsat var, hani bu vergi indirimi falan. Vergi indirimi, doğru. Fırsat orada bahsettiğimiz vergi indirimi. ÖTV indirimi olduğu anda birden aramalar inanılmaz bir şekilde artıyor. Neden? Çünkü indirimi gören kişiler hemen koşarak mağazaya bir araba almıyorlar hemen. Ne yapıyorlar? ÖTV indirimi varmış diyorlar. Önce bir internete gidiyorlar. İnternetin başında arıyorlar ÖTV indirimi. Markalara bakıyorlar. Hangi modellerde ne gibi indirimler var onları kontrol ediyorlar. Fiyatlar ne kadar yansımış bakıyorlar. Karar verip sonra mağazaya gidiyorlar. Önce internette araştırarak başlıyorlar. Eğer buradaki markalar, firmalar internete yatırım yapmaya başlarlarsa şu noktada, o zaman buradaki trafiği kendilerine çekme şanslarına sahip. Bu bize bir tane veri veriyor. Böyle bir indirim demek ki piyasada ciddi bir hareketlenme geçiyor. Başka ne gibi bulgular çıkarabilirsiniz bu tablodan? Rakiplerin durumuyla ilgili tabii. Rakiplerin durumuyla ilgili doğru bilgiler çıkarabilirsiniz. Mesela burada hepsi sakin sakin giderken fiyatın burada aramalarında birazcık artış olmuş. O zaman neyi sorgulayabiliriz? Herkes durdururken sırf fiyat arttığına göre demek ki fiyat özel bir çalışma yaptı o sıralar. Belki yeni model çıkarttı, belki bir reklam kampanyası başlattı. Farklı markaların yoğun kampanya dönemlerinde arama trendlerine bakın, arama artışlarını direkt olarak görüyorsunuz. Başka? Genel anlamda ürünü daha çok aramıyor. Yani mesela biz Volkswagen'e göre karşılaştırırsak demek ki daha çok ilgi çekiyor. Doğru. Şöyle söyleyeceğim onu. Şöyle bir noktaya parmak basmak istiyorum ama şimdi daha çok aranıyor. Doğru. Biz arama rakamlarını vermiyoruz Google olarak. Neden arama rakamlarını vermiyoruz? Çok aranmanın bir bilgi, doğru bir bilgi yansıtacağına inanmıyoruz. Trendler her zaman için daha önemli. Şimdi Renault'un çok aranması, Renault markasının daha çok sevilmesi veya Renault'un daha başarılı olması anlamına gelmeyebilir. Yani belki, atıyorum, Renault'un mağazası çok azdır. Gidip bilgi alabilecekleri yerler çok kısıtlıdır. Daha fazla internete başvuruyorlar. Veya işte internet siteleri biraz daha zengindir, onun için daha fazla arıyorlar. Ama markayla alakalı, markanın başarısıyla alakalı çok kesin bir yargı vermeyebiliriz. Genelde trendler daha önemli, yani dalgalanma daha önemli. Eğer herkes belli bir çizgide giderken birileri yukarıya çıkıyorsa o bir fark gösteriyor. Ama yani şöyle bir durum olabilir, Renault'un aramaları buradadır, diğerleri tamamen aşağıda, o zaman bir yorum yapabiliriz. Ama yakın oldukları zaman yanlış yönlere çekebiliriz. Ben söyleyeyim, bir tane daha burada veri var, o da şu. Normalde otomotiv sektöründe Temmuz-Ağustos aylarında piyasa hareketlenir. İşte yeni modeller çıkıyor, eski modellerde indirimler yapılıyor. Bu tarihe, buraya baktığımızda 2008'in yaz döneminde hiçbir dalgalanma yok. Ekonomik krizi gösteriyor, otomotiv sektöründeki durgunluğu gösteriyor. ÖTV indiriminden sonra ne oluyor ama? Dalgalanma başlıyor, birazcık daha sektörü hareketlendiriliyor. Bunun gibi bir sürü örnekler paylaşabilir. Yani arama trendlerine bakın, mesela kriz döneminde yemek tarifi kelimesinin araması artıyor, restoran kelimesinin araması azalıyor. Çünkü daha çok evde zaman geçiriyorlar. Ya da oyun konsolu kelimelerinin aramaları artıyor. Belki o dönem iyi pazarlama yapıyorlar ama bütün oyun konsollarının artışını gördüğümüzde diyorsunuz ki demek ki gene daha evde fazla vakit geçiriyor. Böyle oyun konsollarının ilgi var. DVD sinemadan daha fazla aranmaya başlıyor. Bir sürü böyle davranışlardaki değişimi internette görebiliyorsunuz. Şimdi buradan şöyle bir soru işareti çıkıyor. Bu şey kısım önemli çünkü pazarlamaya yönelik, markaya yönelik her türlü çalışmada kullanabileceğiniz en iyi pazar araştırma aracı. Çünkü hemen bir gün önceki aramaları da size gösteriyor. Yani direkt anında yaptığınız çalışmaların geri dönüşünü, tepkilerini buradan takip etmek mümkün olabilir. Firmalar size soruyor mu peki bu arama sonuçlarını? Sizden bilgiler almak istiyorlar mı? Şimdi bu araç şey olduğu için, açık ücretsiz bir ürün olduğu için buraya yönlendiriyoruz direkt. Ya bu araç çokken evet soruyorlar. Yani çok ne aranıyor diye. Özellikle şey gazeteciler falan çok sorar işte haber yapmak için nedir gündemimizde. Şimdi ama direkt buraya yönlendirebiliyoruz. Burada eğer hiçbir kelime koymazsanız sadece zaman aralığı ve Türkiye diye seçip direkt enter'a basarsanız karşınıza o zaman en çok aranan kelimelerin listesi çıkıyor. Biraz kestireliyoruz zamanında da. Çok böyle
nasıl kelimeler tahmin edeceğiniz çıkmıyor yukarıdan. Bu ama şey, faydalı yok. Şimdi buradan trendlere bakabiliyorsunuz geçmişlere yönelik. Güzel. Nereyi acaba tahmin edebilir miyiz sorusu çıkıyor. Ve onu da yapabildiğimizi görüyorum. Mesela dönemsel seyahat sektöründe belli dönemlerdeki artışlar. Veya işte hediye kelimesinin yılbaşlarında, sevgililer günlerinde inanılmaz artışlar yapmaları. Bunlar her sene gözüken trendler. Takip edebiliyorsunuz. Birebir böyle iki hafta önceden yükselmeye başlıyor. Bir gün önce en yukarıya çıkıyor. Bir hafta sonra belli bir seviyeye düşüyor vesaire. Bunlara bakarak geleceği tahmin edebiliriz peki. Bunu biz geçen sene, daha doğrusu Rus ekibimiz bunun bir testini yaptı. Şöyle bir testi bu. Rusya'da yapıldığı için Erevizyon şarkı yarışması, Erevizyon çevresinde bir sürü kampanyalar, çalışmalar yaptılar ürünlerle. Ve şöyle bir araç yazdılar. Bir gadget. iGoogle üzerinde bir gadget. Bu gadget, Erevizyon şarkı yarışması başlamadan önceki dönemde internetteki aramalara ve internetteki diğer bazı içeriklere bakarak arka tarafta bir şey yazdılar, bir uygulama yazdılar bunları yorumlayacak şekilde. O değerlere bakarak bir şekilde Erevizyon şarkı yarışmasının sonucunu tahmin etmeye çalıştı. Puanı ile birlikte. Şimdi Gadget'ın bir gün önce verdiği sonuçlar bunlardı. Birinci Alexander Rybak 388 puan. Yarışma sonucu Alexander Rybak birinci oldu 387 puanla. Bu tamamen internetteki aramalara bakarak yapılan bir tahmin. Hani nerede şaşırdı? Hadiseyi ikinci gösterdi, ikinci olamadı ama şeydeki internetteki Türk Cumhuriyeti'nin harekatından olsa bir şey. Bunu birazcık saptırabiliyoruz. Ama böyle bir şey demek ki birazcık yaklaşabiliyoruz. Belli sonuçları yakalayabiliyoruz. Şimdi buradan bir tane internet üzerinde örneklere geçeceğim ama geçmeden önce sadece bir slide'la bir Google AdWords'dan bahsetmek istiyorum. Google AdWords'u biliyor musunuz? Biliyorsunuz. Çünkü şey sorusu, en çok karşılaştığım sorulardan bir tanesi, siz nereden para kazanıyorsunuz diye. Çünkü anlattığım ürünlerin çoğu ücretsiz ürünler. Google buradan para kazanıyor. Google AdWords dediğimiz teknolojiden. Google AdWords'in yaptığı olay aslında aranan kelime ile alakalı reklamları yayınlamak. Yani firma şunu diyor, diyor ki firma, tatil kelimesi, bir seyahat sektöründen bir firma mesela, tatil kelimesi arandığında ben çıkayım diyor, benim reklamım çıksın yan tarafta. Başka bir sektörde bir perakende firması cep telefonu arandığında benim reklamım çıksın diyor. Firmalar kelimeyi tanımlıyorlar. O kelime arandığında ne reklam çıkacağını, reklam mesajlarını tanımlıyorlar. Tıklandığında hangi siteye gideceklerini tanımlıyorlar. Fiyatını firmaların kendileri belirliyor. Bir fiyat listesi yok Google AdWords'te. Yani tıklama başına ne para vereceğini firma kendisi seçiyor. Ha, verdiği para bunun çıkan sonuçlardaki sıralamasını etkiliyor. Şurası önemli. Burada çıkan sonuçlar reklamlarla veya verilen parayla hiçbir alakası yok. Burası tamamen bağımsız, organik sonuçlar. Tamamen site kalitesine ve o kelimeyle bağlantısına göre sıralanıyor. Üst kısımda sponsor bağlantı diye yazan sarı fonlu kısımda sağ tarafta reklam var. Şu anda internet reklamcılığına baktığımız zaman işte banner reklamları, video reklamları, advergaming'ler vesaire genel internet reklamcılığı kastasına baktığımızda birçok ülkede toplam reklam harcamasının yarısı veya bazı ülkelerde yarısından fazlası arama motoru reklamcılığına gidiyor. Çünkü baktığınız zaman hem bütçeyi kendisi yönetebiliyor firma, hem inanılmaz bir trafik var. İnternet kullanıcıları bu dünyada daha fazla dolaşıyor. Buralarda ilgi arıyorlar. Üçüncüsü hedefli reklam verme şansları oluyor. Yani reklamlarını herkese göstermiyorlar. Sadece konuyla alakalı bilgi arayanlar reklamlarını göstermiş oluyorlar. Şimdi İnternette en çok ne yapıyoruz? En çok bilgi arıyoruz. Baştan beri aslında söylemek istediğim o. En çok yaptığımız iş internette bir şeyler aramak. İkinci olarak ne yapıyoruz en çok sizce? Karşılaştırma da bilgi aramaya giriyor. Yani ürünleri alıp karşılaştırma da bilgi arama. Video izliyorsun. Yani YouTube'u sen kendini düşün. İnsanın internetin karşısına oturduğun zaman en çok ne yapıyorsun? Mail'lerini kontrol ediyorsun. En çok mail kullanıyoruz. En çok ikinci aramadan sonra ikinci en çok kullandığımız mesajlaşma. Şu anda onların rakamları da verilen rakamlara göre şey, bir gün içinde dünyada gönderilen mesaj sayısı 100 milyar. 100 milyar mesaj gönderiyoruz. Bunlar spam free. Normal mesaj.
spamleri işin içine katarsanız 352 milyar mesaj gönderiyor. O 252 milyar spaminde en çok gönderen iki ülke Türkiye. Orada da liderliği. Liderliği oynuyoruz. Amerika bizden önden gidiyor. Arkamızdan gelen üçüncü ülke de Rusya. Ama elektronik postayı çok kullanıyoruz. Sırf elektronik posta değil. Bunun içinde chatleri de katıyorum. Her türlü mesajlaşma platformu. Üçüncüsü. Mesajlaşmadan sonra. Video şeyi var. Facebook. Facebook. Biraz daha genel anlamda söylersek. Sosyal ağ. Sosyal ağlar. Videolar da aslında sosyal ağlar. Peki sosyal ağ dediğin zaman hangi şeyler, siteler aklınıza geliyor? Facebook birincisi. Twitter. MySpace. Friendly. Zing. Güzel farklı bir örnek. Ben size şöyle bir liste göstereyim. Bu sosyal ağ dediğimiz zaman ilk akla gelen isimler siz. Biz aslında sosyal ağ dediğimiz zaman aklınıza ilk gelen siteler işte Facebook gibi, MySpace gibi biraz daha öyle arkadaşlık siteleri. Ya işte Zing gibi biraz daha kurumsal ama gene karşılıklı bilgilerin belki profillerin paylaşıldığı, mesajlaşılan platformlar. Ama sosyal ağ kavramı çok daha geniş. Standart sosyal ağlar var. Video siteleri, video paylaşım siteleri de sosyal ağ. Sonuçta bir video koyuyorsunuz, herkes onlar hakkında yorumlar yazıyor. Blog, mikroblog siteleri, işte Twitter bir mikroblog sitesi, Friendfeed benzer bir şekilde mikroblog sitesi. Normal blog siteleri var. Wikiler, Wikipedia gibi platformlar, onlar da birer sosyal ağ. Sonuçta yine bilgi paylaşıyorsunuz orada. İçeriği kullanıcılar yaratıyor, içeriği kullanıcılar kullanıyor yani. Social bookmarking siteleri var. İşte bir siteyi verip siz ziyaret ediyorsunuz. Çok ilginizi çekiyor. Başkalarıyla paylaşıyorsunuz bu içeriği. Podcast siteleri, gruplar, işte review, seyahat siteleri vesaire. Aslında yani sosyal ağ dediğimiz kavram çok daha geniş bir kavram. Şimdi bütün bunlara baktığımızda sosyal ağlardaki en temel davranış aslında bir şeyler paylaşmak. Sosyal ağların bu kadar kullanılmasını, bu noktaya gelmesini temel nedenlerinden bir tanesi bir şeyler paylaşmayı seviyoruz. Bu paylaşmanın da getirdiği birçok avantajlar var. Bu paylaşma sayesinde herkes sesini milyonlarca kişiye duyurma şansına sahip oluyor. Bir yeteneğiniz mi var? O yeteneğinizi sergilemek istiyorsunuz. Bir kendinize bir ajans bulmanız, bir şekilde standart belki kanallar üzerinden gitmeniz gerekmiyor. Eğer bir şey iyi yapıyorsanız takipçileriniz oluşmaya başlıyor. Bir anda belki milyonlarca izleyiciniz oluşabiliyor. Bunun bir sürü örneği var. Bir tane çok hoşuma giden bir örnek var. Onu size izleteyim. Biraz da sesimi dinlendirmiş olayım. Ondan sonra devam edelim. Profesyonel boyutta düşündüğünüz zaman da birçok mesela müzik grubu buradan meşhur oluyor. İşte bunun benzer örnekleri var. Farklı pazarlama araçlarını kullanmıyorlar. Bir şey yapıyorlar. Kendi kliplerini oluşturuyorlar. İnternete koyuyorlar. Viral olarak bir anda milyonlarca takipçileri oluşuyor. Ve oradan ilgiyi yaratıyorlar. Sonra plak şirketleriyle konuşuyorlar vesaire. İş büyümeye başlıyor. Çok çeşitli örnekleri var bile. Şimdi bu paylaşım ve hızlı yayılma dünyası firmalar için bir taraftan çok büyük bir avantaj. Yani eğer bir şeyi iyi yapıyorsanız, belki güçlü bir mesaj veriyorsanız, güzel bir reklam, dikkat çekici bir reklam oluşturuyorsanız, insanların birbirlerine paslayacağı, eden eleye geçireceği bir içerik yaratıyorsanız, viral olarak mesajınız yayılmaya başlıyor.
Artık sadece offline mecrada bir şey yapmakla yeterli kitleye ulaşamıyorsunuz. Ulaşırsanız ama çok daha büyük bütçelerle. Burada daha genç kitlelere daha belki düşük bütçelerle erişme şansımız oluyor. Bir de daha farklı bir olay var. Tek yönlü izlemeyi önlemiş oluyorsunuz. İnsanların arasında paylaşması sayesinde mesajınız aslında daha güçlü gitmeye başlıyor. Bu bir avantaj. Bu platformun firmaların üzerinde getirdiği bazı, yani firmalara yönelik bazı zorlukları da var. Yaratıcı zorluklar da var. Buna bir örnek. Amerika'da bir grup, ondan sonra turneye çıkıyor bu grup. İşte bir eyalete uçacaklar, United Airlines'a uçuyorlar. United Airlines'a biniyorlar, uçakta beklerlerken bir bakıyorlar, yanlarına eşyaları yüklerler ya yanına. Bakıyorlar, gitarını almış adamın, birbirlerine atıyorlar, gitarı yerlere düşürüyorlar falan. Böyle hiç özenmeden dolguları falan taşırlar uçakta. İşte hemen şeyi çağırıyor, hostesleri falan çağırıyor. Adam diyor ya gitarımızı atıyorlar, kırılacak. Kimse ilgilenmiyor. Uçaktan iniyorlar, bakıyorlar gitarı kırılmış adamın. Şikayet ediyor hava yollarına falan. Kimse dinlemiyor. O da ne yapıyor? Bir müzisyen ne yapar? Duygularını en iyi müzikle yansıtır. Bu konuyla alakalı bir parça yazıyor, bir klip yapıyor, YouTube'a yüklüyor. Güzel bir klip. Müzik de güzel. Yani bir şeyleri de bir yayılması için bir güzel yapmanız gerekiyor. Birkaç hafta içinde 6 milyon kullanıcıya erişiyorlar. Bu yani ilk haftalarda. Şu anda belki rakam çok daha fazla. Sonuç? Google'da United diye aradığınız zaman hava yolları ilk sırada çıkıyor. Dördüncü sırada o video çıkıyor. Markadaki etkisini düşünün. Arama yapıyorsunuz. United uçuşlarına bakacaksınız. Video görüyorsunuz. United Breaks Guitars. Bir kere düşünüyorsunuz oradan bilet almadan önce. Bu önemli bir nokta. Neden? Çünkü bir şey yanlış yaptığınız zaman, servisinizde bir aksama varsa o zaman müşterileriniz, tüketicileriniz de sesini güçlü çıkarabiliyor. Bu da firmaların üzerinde daha fazla sorumluluk getirmeye başlıyor. Yani servisimize daha iyi dikkat etmemiz lazım, tüketiciyi daha iyi dinlememiz lazım, ona göre servisimizi güncellememiz lazım ve bu tarz sorunlara yanıt verebiliyor olmamız lazım. Yani burada bir taraftan iş yapış modelimizi sorgulamamız gerekiyor firmalar olarak. Bir taraftan da interneti hitap etmemiz gerekiyor. Bunu çok iyi kullanan firmalar da var. İnterneti çok iyi kullanan firmalar da var. Bunlardan bir tanesi mesela Best Buy. Bir internette çok fazla konular konuşuluyor. Mesela özellikle ürünler hakkında. İşte şu cep telefonunun özellikleri nedir? Best Buy'da acaba şu ürün bulunuyor mu? Şunu nereden satın alabilirim? Nerelere yazıyoruz biz bunları normalde? Gidip işte farklı farklı bloglara yazıyoruz. O bloglarda farklı farklı kişiler yanıtlar vermeye çalışıyor. Genelde de her zaman da çok doğru yanıtlar olmayabiliyor bunlar. Best Buy ekibi diyor ki, bizim müşterilerimizin sorunlarına doğru cevapların gitmesi için bir platform kuralım. Ama bu platformu da şöyle oluşturmuyorlar. Gelin bizim web sitemize, bizim web sitemizde bir link var, oraya gelip forma sorularınızı yazın, oradan yanıtlayalım demiyorlar. Çünkü artık yeni dünyada web 2.0 ya da 3.0 dünyasında diyeyim, bizim tüketicilere buraya gelinmemiz yanlış, bizim oraya gidiyor olmamız lazım. Yani eğer bizim hedef kitlemiz Twitter'daysa Twitter'da olmamız lazım. Facebook'daysa Facebook'da olmamız lazım. Oralarda bizim tüketicilere sesleniyor olmamız önemli. Best Buy ne yapıyor? Twitter'da bir hesap açıyor. Twapforce diye. Gönüllü olarak çalışanlarını oraya üye olmaya davet ediyor. 700'ün üzerinde çalışanı üye oluyor. Ve Best Buy ile alakalı birilerinin sorusu olduğu zaman Twitter'dan buraya yazıyor.
700 tane Best Buy çalışanı soruya yanıt veriyor. Kurabileceğiniz en güzel gönüllülük üzerine çalışan bir destek altyapısı. 700 tane çalışan olan bir destek şeyi, merkezi kuramazsınız hayatta. Twitter'da bunu yapıyorlar. Daha sonra bunu reklamlarla duyuruyorlar. Hi. I hate my phone. What do I do? This is crazy. You. Don't I need to go to my carrier store for that? You don't have to. We sell phones and plans on all the major networks. Hey, well, is time travel possible? Yes, I am from the future. Bunun bir sürü versiyonları var. İşte internette, televizyonda vesaire reklamlarını yapıyorlar. Şimdi buradan şunu geçeceğim. Şimdi hep biraz şey, buraya kadar şeyden bahsettim. Biraz markanın pozisyonlaması için internetin önemi, yani negatif haberler de hızlı yayılıyor internette, pozitif haberler de hızlı yayılıyor internette. Şimdi işin ticaret boyutuna baktığımızda, elektronik ticaret boyutuna baktığımızda çok önemli bir nokta var. Elektronik ticaret dediğimiz zaman genelde birinci anlaşılan şey şu oluyor. İnternet üzerinden bir şey satmak. İnternet üzerinden kredi kartıyla veya işte havale yoluyla internet üzerinden bir şey satabiliyor olmak. Bu elektronik ticaret olarak algılanıyor. Doğru. Belki en temel anlamda bir elektronik ticaret dediğimiz zaman bunu içeriyor. Önemli bir parçası. Ama aslında elektronik ticaretin kavramı çok daha geniş. Eğer siz internet üzerinden bir ürünü tanıtıyorsanız, internet üzerinden o talebi yaratıyorsanız ve o kişi gidip ondan sonra sizin mağazanızdan ürünü alıyorsa o da bir elektronik ticarettir. Sonuçta oradan talebi internet üzerinden yaratıyorsunuz ama mağazaya yönlendiriyorsunuz. Yani elektronik ticareti sadece online dünyada düşünmemek lazım. Online ile offline'i bir arada düşündüğümüz zaman doğru resim görmüş olur. Özellikle bunu firmalarla konuşurken bu konuyla çok karşılaşıyoruz. Size gidiyoruz büyük ölçekli firmaya. İnterneti ne kadar etkin kullanıyorsunuz? Diyorlar ki internetten bir şey satmıyoruz ki mağazalarımıza bir stratejiler. Ama bu işin bilincinde olan firmalar internette çok yatırım yapıyorlar. Mesela şu anda bizim en büyük reklam verenlerimizden bir tanesi Coca-Cola. İnternet üzerinden bir şey satmıyor ama interneti iyi kullanarak internet üzerinden marka değerlerini yükseltiyorlar, tanıtımlarını gerçekleştiriyorlar. Offline perakende mağazaları, elektronik perakendeden bahsetmiyorum. Offline perakende dünyası, bu yine internette çok daha etkin kullanmaya başladılar şu an. Sonuçta biraz resme bu gözle bakmak lazım. Şimdi şu konu hep konuşuluyor. İnternet o kadar hayatımızın içine girdi ki internet acaba diğer mecraların önüne mi geçecek? Televizyon yok mu olacak? Gazete yok mu olacak? Burada benim yanıtım şu oluyor. Bunlar hiçbir zaman için yok olmayacak. Sonuçta televizyon çıktığı zaman da radyodan çok daha üstün bir teknoloji ama hala radyo hayatımızda. Bunun gibi birçok örneği verebiliriz. İnternet yeni bir mecra. Bu mecranın da getirdiği farklı farklı fırsatlar var. Gittikçe internet hayatımıza daha fazla giriyor olacak ama diğer mecralarda varlığını sürdürüyor olacak. Abi belki formatlar biraz daha değişmeye başlayacak. Şöyle düşünün. Belki bizim bildiğimiz anlamda televizyon ortadan kalkacak. Bilgisayarlarımızdan televizyon izlemeye başlayacağız. Ama televizyonculuk ortadan kalkmayacak. Sadece bizim izlediğimiz arayüz değişiyor. Belki işte kağıt biraz daha az kullanmaya başlayacak. İşte iPad varı vesaire elektronik cihazlarda biraz daha haberleri vesaire okumaya devam edeceğiz. Gazetecilik yok olmayacak ama sadece birazcık mecra değişiyor olacak. Sonuçta online offline kavramlar birbirinin içine gittikçe girmeye başlıyor. Bu günlerde çok konuşuluyor. Online ve offline nerede olacağız? Emin olun 5 sene sonra, belki 5 sene sonra evde kalmak, 3 sene sonra böyle bir platformda konuştuğumuz zaman online offline gibi kavramdan bahsetmiyorum diye olacağız. Bu ikisi iç içe geçmiş kavramlar olacak. Pazarlama tarafında iki mecrayı paralel kullanabiliyor olmak çok önemli. Birbirlerini çünkü ciddi bir şekilde etkilerini arttırıyorlar. Offline kullanıyorsanız online tarafta trafik çekecek bir platform yaratıyor olmak. İşte online kullanıyorsanız offline mecralara bunu destekliyor olmak önemli. Bir tane araştırma var. Mesela bunlardan bir tanesi televizyon izleyen kişilere baktığımız zaman televizyon izleyen kişilerin %57'si bir reklam gördükten sonra gidip bilgisayar başına o reklamla alakalı arama yapıyorlar. Ciddi bir oran. Yani biz tamam televizyonda bir mesajı veriyorsunuz
Ama televizyonda aksiyona yöneltmek çok zor olabilir. İnternete yönelttiğiniz zaman o kişiyle farklı bir iletişime geçmiş oluyorsunuz. Artı reklamın etkisini ölçümleme şansınız da olur. Offline ve online dünyanın birbirleriyle entegreleştiği birkaç tane güzel örnek var paylaşmak istedim. Bunlardan bir tanesi QR kod teknolojisi. Bakın billboardları, interneti ve mobil teknolojiyi bir arada kullanıyoruz. Üç ayrı mecrayı reklam için kullanıyoruz. QR kodda biliyorsunuz barkoddan biraz farklı olarak daha fazla bilgi içerebiliyor QR kodlar. Yani bir web sitesi içeriğini, yani bir web sitesi adresini mesela saklayabiliyorsunuz. Sadece barkoddaki bir rakamları değil. Neyi sağlıyor? Mesela buradaki bir örnek, bir billboard. O billboardda bir müzik grubunun albümü, yeni albümünün duyurusu var. Birinci yöntem, sadece billboardda bunun duyurusunu yaparsınız. Arabayla geçiyorum, billboardda görüyorum. Ha şu grubun yeni bir CD'si çıkmış, güzel, belki alırım sonra diyorum. Devam ediyorum, unutuyorum. Neydi adı, hangi grup vesaire aklıma geldi. İkinci yöntem, bir tane oraya QR kod koyuyorsunuz. Geçerken reklamı görüyorsunuz, cep telefonunuzu kaldırıyorsunuz, uzaktan kodu okutturuyorsunuz. Otomatikman sizi o CD'yi sipariş edeceğiniz web sitesine yönlendiriyor. CD siparişinizi yapıyorsunuz. Hatta işin arkasında bile mobil ödeme parçasını falan koyarsanız, hiç kredi kartı bile tanımlamadan satın alıyorsunuz. İşte gittiğinizde belki bir gün sonra evinizde, işinizde o CD'nin geldiğini görüyorsunuz. Farklı mecraların birleştiği bir örnek. Yine mobile güzel bir örnek. Layer diye bir şey var yazılı. Bunun gibi birçok uygulamalar var. Bu Android platformlarındaki yazılımlardan bir tanesi. İçinde işte dünyadaki farklı bilgileri, işte turistik sahalardan tutun da benzin istasyonlarına, eczanelere kadar birçok bilgileri içeren bir veri tabanı var. İçinde derken internette de bir arka planda. Alıyorsunuz cep telefonunu. İşte çıkıyorsunuz dışarıda, bir eczane arayacaksınız. Eczaneyi seçiyorsunuz. Telefonu tuttuğunuz zaman, telefonu tuttuğunuz yönde ne kadar mesafede eczane olduğunu size gösteriyor. Böyle tutuyorsunuz, ha, o yöne doğru 200 metre ileride bir eczane var. Elinizde telefon, ilerliyorsunuz, onu gösterdiği yöne doğru takip ediyorsunuz. Ya da Google'ın çıkarttığı bir yazılım. Bu Google'ın işte en son nesil çıkarttığı cep telefonlarında çalışıyor. Google'ın yaptığı olay deminki servise biraz benziyor ama içinde resim neler, fotoğraf tanıma, görüntü tanıma teknolojisi de var. Gidiyorsunuz bir yerde işte bir ülkeye gittiniz, dolaşıyorsunuz, bir köprü gördünüz, o köprüyle alakalı bilgi almak istiyorsunuz. Makineyi kaldırıp resmini çekiyorsunuz. İnternette o resmi, internetteki resimlerle match ediyor. Size ne olduğunu buluyor, hakkında bilgilerini çıkartıyor. Bir yere gittiniz, eski bir yapı gördünüz, ne olduğunu merak ettiniz. Resmini çekiyorsunuz, hemen sosyal çıkıyor. O şu anda çalışıyor. Gayet başarılı bir şekilde çalışıyor. Gittikçe veri tabanı genişletiliyor. Şu anda işte bazı markaları tanıyabiliyor, tarihi eserleri tanıyabiliyor, resimleri tanıyabiliyor. Böyle insan tanımıyor, şu anda şey yapıyor, onu da bulacak şekilde şu anda uğraşılıyor. Çünkü Picasso'da mesela resimlere isim yükleyebiliyorsunuz. Orada bir resim tanıma teknolojisi var. Şimdi onunla entegre etmeye de çalışıyorlar. Ederlerse mesela oradan bazı bilgiler olabilir. Mesela şöyle senaryolar düşünün. İşte bir arkadaşınızın evine gidiyorsunuz. Çok resimle ilgili bir arkadaşınız. Duvarda bir resim var. O sırada içeriye o şey getirmeye, içeriden işte içki getirmeye gidiyor. Hemen çarptırmadan kolunuzda resim çekiyorsunuz, okuyorsunuz. Geldikten sonra İşte bu sene de şu sanatçının yaptığı resim çok güzel bastırıyor. Şarabın resmini çekiyorsunuz. Tam o diğer tuvalete gitmiş, geri dönüyor. Evet, bu işte Toskana Vadisi'nde ışığını çok seviyorum bu şarabı. Ama bir örneğini yapıyorsunuz. Şu anda direkt bu bilgiyi alabiliyorsunuz. Arkadaşlar da Google'dan veriyi çekiyor. İleriye doğru neler olacak diye bakarsak, bir, bundan zaten başta da bahsettim. Mobil dünya gittikçe gelişmeye başlıyor. Sırf mobil değil. İnternet erişimleri gittikçe daha gelişmeye başlıyor. Gelişme derken daha hızlı erişim, işte kablosuz erişim olanakları, işte 3G teknolojileri vesaire. İleriye doğru baktığımızda dünyada herkesin bir noktada artık internete erişiminin olduğunu, erişecekleri araçların olduğunu üzerinde göreceğiz. İkincisi, şimdi İnternet sınırları olmayan bir platform. Herkese ulaşabiliyorsunuz, her türlü içeriği görebiliyorsunuz ama en büyük sorunlardan bir tanesi dil.
dil sınırları nedeniyle aslında dünyadaki her içerikten faydalanamıyorsunuz. Bu belki İngilizce'de çok sorun olmayabiliyor çünkü İngilizce'de inanılmaz içerik var. Ama diğer bazı ülkelere baktığınızda eğer yabancı dil konuşmuyorsa birisi internette erişebildiği içerik çok daha daralmaya başlıyor. Onun için çeviri teknolojileri gittikçe daha fazla gelişmeye başlayacak. Google'ın Translate servisini biliyorsunuz. Şu anda Google Translate servisini toolbar olarak yüklediğinizde, bu Google Chrome'da entegre olarak geliyor zaten. Herhangi bir yabancı dildeki bir siteye gittiğiniz zaman çeviriyorsunuz, otomatik olarak çeviriyor. Şimdi kendiniz Google laboratuvarına giderseniz, bunun test versiyonları var. Şöyle bir teknoloji de geliştiriyor Google. Google chat'in içine Google Translate'i yerleştiriyor. Gerçek zamanlı siz karşıda birisiyle yazışırken siz Türkçe yazıyorsunuz, karşıdaki kişi Almanca görüyor, Almanca'yı da Türkçe görüyorsunuz. Yani direkt chat'te gerçek zamanlı her dilde chat yapabilir hale geliyorsunuz. Bu şu anda var bu teknoloji, sadece daha yaygınlaştırılmadı. Ve Translate ile alakalı bir bilgi size. Geçtiğimiz haftalarda bu uçaklar iptal edildi ya hani çok yeri uçuşlar kaldırıldı bu volkan patlaması nedeniyle. Ofisimizde bizim uçamayan kalan iki tane kişi Google Translate'in başındaki PM'lerdi. İyi oldu, çok kısa da onlarla uzun sohbet etmek için. Google Translate'in mantığını konuşuyorduk, nasıl işliyor diyor, arkadaki yapı nedir diye. Tamamen yapay zeka. Google Translate dilleri kendisi öğreniyor. Hiçbir dil kuralı tanımlamıyorsunuz. Sadece şey veriyorlarmış. Mesela Türkçeden İngilizce'ye çeviriyi geliştirecekler. Türkçe ve karşılığında direkt çevirisi olan İngilizce sayfalardan oluşan yüzlerce, binlerce sayfayı sisteme yüklüyorlar. Sistem o sayfaları karşılaştırarak dili öğreniyor. Onun için şunu soracağım. Yani bunun içerisinde hep şey soruluyor bana. Yani Google Translate çok başarılı çevirmiyor Türkçe'de. Ne olacak? Gelişecek mi? Gelişecek zamanla. Öğreniyor şu an. Gerçek. Yani ne kadar çok ne kadar çok internet üzerinde çeviri sitesi bulabilirsiniz. Yani bu İngilizce tam karşılığı Türkçe. Bunun gibi ne kadar fazla siteye ulaşabilirsiniz internette o kadar fazla da okuyor, o kadar fazla öğreniyor. Gittikçe geliştiriyor olacak kendisi. Hatta şeyi sordum onlara ya, işte arkadaşlar da bazı temel kurallar var. İşte Türkçe'de fiil sonunda gelir, İngilizce'de fiil ikinci yerde gelir. En azından bu kurallar tanımlansa biraz daha hızlı öğrenmezler. Hiçbir kural tanımlamıyoruz dediler. Tamamen kendisi öğreniyor. Ve bu sayede de çok farklı dillerden çeviriyi çok hızlı bir şekilde hayata geçirmiş durumda. Başka bir ileriye baktığımızda gelişim ne? Cloud Computing. Bulut bilgi işlem. Direkt çevirdiği ama hiçbir zaman ama çok kullanmıyoruz derlerde. Cloud Computing biraz daha yaygın olarak kullanılıyor. Gittikçe bilgilerimizi, uygulamalarımızı internet üzerinde barındırmaya başlıyoruz. Daha çoğunluklu olarak. Bunun birçok avantajları var. En büyük avantajı ne? Cihazdan bağımsız bilgime ben her zaman ulaşabiliyorum. Yani benim e-mail'lerim Gmail platformunda, tüm Google Gmail platformunda çalışıyor. Bu bana neyi getiriyor? Ben bu tarz bir şey...